Evet arkadaşlar, birinci soru. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Çözelti ve saf suyun donma noktaları neden farklıdır sorusunu Elif öğretmen sınıfa yöneltiyor. Sınıftan Abdullah, Murat ve İrem aşağıdaki cevapları vermektedir. Abdullah, su ile çözülen tanecikler arasındaki zayıf etkileşimler su moleküllerinin kendi aralarında düzenlenip buz oluşturmasının kısmen engeller. Bu yüzden donma daha düşük sıcaklıklarda olur. Evet arkadaşlar, bu doğru bir açıklama. Etkileşim oluştuğundan dolayı su moleküllerinin birbirine doğru yaklaşmalarını kısmen engellediği için daha düşük sıcaklıklarda, yani daha da soğutmamız gerekiyor. Murat'ın açıklaması, su ile çözünen tanecikleri kimyasal değişime uğrayarak donma daha düşük sıcaklıkta olur. Bu yanlış arkadaşlar. Zaten çözeltide biliyorsunuz ki çözünen çözücü içerisinde kimyasal olarak bir değişime uğramaması gerekiyor. Uğrarsa zaten farklı bir madde olacağı için, kimyasal açıdan farklı bir maddenin dolayısıyla erime ve kaynama noktası da farklı olacaktır. Yani çözelti değil, farklı bir madde üzerinden konuşulmuş olur. Bu da doğru bir şekilde açıklama yapmamızı engeller. İrem'in açıklaması, çözünen tanecikler su moleküllerinin birbirine yaklaşmasını kısmen engeller ve donma daha düşük sıcaklıkta olur. Bu da doğru bir açıklama. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki çözünme olayı çözücünün boşluklu yapısına homojen olarak dağılma aslında. Su moleküllerinin arasına giren şeker, tuz gibi maddeler su moleküllerinin birbirine doğru yaklaşmasını engelleyeceğinden dolayı daha düşük sıcaklıkta donar. Bu sebepten dolayı Abdullah ve İrem'in açıklaması doğrudur. Cevap C seçeneğidir. İkinci soruya baktığımızda, yukarıda verilenlerden hangileri koligatif özelliklerle ilgilidir? Şimdi koligatif özellik derişime bağlı olan özellikler arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinde kaynama noktasının yükselmesi, donma noktasının düşmesi, osmoz gibi özellikler var. Şimdi birinci öncüle baktığımızda, kış aylarında yollardaki buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülmesi donma noktasını düşürme ile alakalıdır. Tuz attığımızda suyun donma noktasını düşürdüğümüz için arkadaşlar daha düşük sıcaklıklarda donarak buzlanmayı engellemiş oluruz ve kazaların önüne geçmiş oluruz. İkinci öncüle baktığımızda, kış aylarında uçaklarda buzlanmayı önlemek için uçağın dış yüzeyinin alkol su karışımı ile yıkanması yine koligatif özelliklerle alakalıdır. Alkolün donma noktası çünkü düşüktür arkadaşlar sudan. O yüzden su alkol karışımı ile uçağın dış yüzeyi yıkandığında düşük sıcaklıklarda bile uçağın yüzeyi buzlanmamaktadır. Üçüncü öncüle baktığımızda, kesilmiş domatesin üzerine tuz döküldüğünde sulanması yine koligatif özelliklerle alakalı. Hatta ozmoz dediğimiz bir olay aslında arkadaşlar bu. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruya baktığımızda, çözeltilerin kaynama noktası ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde, çözünen katının tanecik türüne bağlı değildir. Arkadaşlar evet, çözünen katının tanecik türüne bağlı değil koligatif özellikler. Çünkü burada iyon sayısına bağlı, derişime bağlı olarak değişen bir özelliktir aslında. İkinci öncüle baktığımızda, çözünen maddenin derişimine ve çözeltide oluşturduğu tanecik sayısına, yani iyon sayısına, yani molekül sayısına bağlı olarak değişir. Evet. Üçüncü öncüle baktığımızda, çözeltide çözücü miktarı sabitken çözünen tanecik sayısı arttıkça artar. Evet arkadaşlar. Çünkü çözünen tanecik sayısı arttıkça derişim artar. Derişim arttıkça da kaynama noktası ne olur? Artar. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruya baktığımızda, saf bir sıvıda uçucu olmayan katı çözülerek hazırlanan çözelti ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci öncülde, kaynama sıcaklığı saf sıvının kaynama sıcaklığından yüksek olur. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü çözeltilerin, özellikle bir sıvının içerisinde ya da suyun içerisinde katı çözülerek oluşturulan çözeltilerin kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından yüksektir. İkinci öncüle baktığımızda,
donma sıcaklığı saf sıvının donma sıcaklığından daha yüksek olur. Bu yanlış. Çünkü donma sıcaklığını düşürür. Saf suyun donma sıcaklığını düşürür. O yüzden daha yüksek değil, daha düşük olması gerekiyor. Üçüncü öncüle baktığımızda çözeltiye aynı katıdan atılarak çözünmesi sağlandığında kaynama noktası daha fazla artar. Evet arkadaşlar, çünkü daha fazla çözünen katı daha fazla derişim demek. Derişim arttıkça da kaynama noktası daha fazla olur. Bu sebepten dolayı yanlış olan yalnız 2'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soruya baktığımızda osmotik basınç ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci seçenek, birinci öncülde bu basınç yeterince yüksek ise zardan birim zamanda sağa ve sola geçen molekül sayıları eşitlenir. Bu durumda osmotik denge kurulmuş olur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda çözeltiler arasındaki derişim farkı arttıkça azalır. Çözeltiler arasındaki derişim farkı arttıkça azalır. Çünkü amaç zaten derişimler eşitlenmesi. Derişimler eşitlenmeye yakın zaten oradaki sıvı seviyesi ne olur? Dengelenir arkadaşlar. O yüzden çözeltiler arasındaki derişim farkı arttıkça azalır diyor. Yanlış, artması gerekiyor. Üçüncü öncüle baktığımızda çok yoğun ortamın az yoğun ortama uyguladığı emme kuvveti osmotik basıncı oluşturur. Bu da yine doğru bir ifadedir arkadaşlar terimsel olarak. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya baktığımızda kütlece %25'lik ve %10'luk sodyum kloru çözeltiler için verilen değerler ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar tabloya baktığımızda kaynama noktası, donma noktası ve iletkenlik. Şimdi kaynama noktası derişim arttıkça artar. Yani kütlece yüzde derişimi fazla olanın kaynama noktası nedir? Daha fazladır. Şöyle sayısal değerler verebiliriz. Örneğin 101 derecede kaynarken 103 derecede kaynar. Donma noktası derişim arttıkça daha fazla düşer. Yani eksi 5 iken eksi 3 gibi. İletkenlik tuz olduğu için her ikisi de elektrik akımını iletir. Fakat kütlece yüzde derişimi fazla olan da daha fazla iyon olduğu için iletkenlik daha fazla olacaktır. Yani buradaki karşılaştırmamız nedir? 1'deki iletkenlik 2'deki iletkenlikten daha fazladır. Şimdi birinci öncülde K1 K2'den büyüktür diyor. Doğru. İkinci öncülde D1 D2'den büyüktür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Eksi 3 eksi 5'ten daha büyüktür. O yüzden yanlış. Üçüncü öncülde E1 E2'den büyüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soruya baktığımızda bir ATM basınçta kaynamakta olan saf suya sofra tuzu ilave edildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi kaynamakta olan saf suya sofra tuzu ilave ettiğimizde aklımıza aslında makarna yapımını getirebiliriz. Şimdi günlük hayatta makarna yaparken ne yapıyoruz? İlk önce tencereye suyu koyup kaynamasını bekliyoruz. Sonra sofra tuzu attığımızda, yani tuz attığımızda kaynama anlık olarak birkaç dakika ya da işte 5-6 dakika ne olur? Durur ama sonrasında tekrar kaynamaya başlar. Çünkü sofra tuzu kaynama noktası yüksek olan bir katı. Suyun içerisine attığımızda kaynama noktasını yükseltmiş oluyoruz. Saf suyun kaynama noktası nedir? 100 santigrat dereceyken tuzlu suyun kaynama noktası 100'ün üzerinde olacaktır. Bu ilave ettiğimiz sofra tuzuna bağlı olarak da ne olur? Değişir. Kaynama geçici olarak durur. Evet, dedik birkaç dakika. O birkaç dakika da olsa durur. Sonra tekrar kaynamaya başlar. Oluşan karışımın kaynama noktası 100 santigrat dereceden yüksek olur. Evet arkadaşlar, 100 artı A ilave ettiğimiz tuza bağlı olarak da bu A değeri de kendi içerisinde değişir. Üçüncü öncüle baktığımızda homojen karışım oluşur. Evet, sofra tuzu suda çözünür, tek bir görünüme sahip olan bir karışım elde etmiş oluruz. Yani homojen bir karışım elde etmiş oluruz. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Sekizinci soruya baktığımızda bir ATM dış basınç altında saf suda sofra tuzu çözünmesiyle oluşan çözeltinin kaynama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar
1 atm dış basınç altında saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir ve sofra tuzu ilave ettiğimiz için, yani kaynama noktası çok yüksek olan katı bir madde ilave ettiğimizde suyun kaynama noktası 100 santigrat dereceden daha yüksek olması lazım. Şıklara baktığınızda zaten nedir? E seçeneği sadece 100 santigrat derecenin üzerinde. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 9. soruya baktığımızda yukarıda verilen çözeltilerin kaynama noktalarını karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, kütlece yüzde derişim arttıkça kaynama noktası artar. Burada çözelti miktarları aslında bizim için önemli değil. Sadece kütlece yüzde derişimlerine bakacaksınız. Çünkü kütlece yüzde derişim demek çözünen madde miktarı demek aslında. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası ne olur? Artar. Dolayısıyla en yüksek kaynama noktasına sahip olan kabımız ikinci kabımız. Sonra %40 olduğu için üçüncü kabımız geliyor. Sonra da birinci kabımız geliyor. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. 10. soruya baktığımızda kış aylarında yollardaki buzlanmayı önlemek için aşağıdaki tuzlardan hangisi kullanılırsa harcanan tuz miktarı tanecik adedi olarak en az olur. Şimdi arkadaşlar, aslında kış aylarında yollardaki buzlanmayı önlemek için kullandığımız tuzun şöyle bir önemi var. Ne kadar fazla iyon verebiliyorsa donma noktası o kadar düşük olacak ve buzlanma o kadar zor olacak. Buna göre iyon sayısına bakmamız lazım. Yani elimizdeki tuzun kaç tane iyon verdiğine bakmamız gerekiyor. Şimdi sodyum klorür, sodyum ve klorür iyon olarak 2 tane iyon veriyor. Potasyum nitrat, potasyum ve nitrat iyonu olarak 2 tane iyon veriyor. Potasyum sülfatta 2 tane potasyum, 1 tane sülfat olduğu için 3 tane iyon. Alüminyum nitratta arkadaşlar, alüminyum 1 tane, 3 tane nitrat, dolayısıyla 4 tane iyon. Amonyum nitratta ise amonyum 1, nitrat 1 olduğu için toplamda 2 iyon veriyor. Dolayısıyla en az tuz, dikkat ederseniz, D seçeneğinde, yani alüminyum nitratta olur. Çünkü 1 tane verdiğinizde 4 tane iyon veriyor. Yani alüminyum nitrattan 1 tane kullandığınızda potasyum nitrattan 2 tane kullanmanız lazım ki 4 tane iyon verebilsin. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. 11. soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangileri derişime bağlı olarak değişen özelliklerdendir? Şimdi arkadaşlar, kaynama noktası, donma noktası ve osmotik basınç derişime bağlı, yani koligatif özelliklerdir. Kaynama noktası hatta derişim arttıkça artar. Donma noktası derişim arttıkça azalır. Osmotik basınç ise arkadaşlar osmozdan geliyor aslında. Suyun az yoğun ortamdan, yani derişimin az olduğu yerden derişimin fazla olduğu yere geçişi sırasında bir sıvı yükselmesine neden oluyor. Oradaki sıvı yüksekliğinin yapmış olduğu basınca biz osmotik basınç diyoruz aslında. Buna göre cevabımız E seçeneğidir.